Efendim, Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. 28 Haziran 2022 saat 21.40 sularında biz ekran karşısına geçtik. Üstad Özcan Purde ile birlikte Futbol Zamanı programı için. Efendim, hemen espriyi patlatıyorum. Özcan Purde iğneyle bugün çıktı sahaya. Evet. Ekran karşısına. Hocam geçmiş olsun. Hocam teşekkür ediyorum. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Hocam, yani biz bu yaz ayları gelince 50 yaş üstü turnuvalar oluyor bu futbol boşluğunda. Biz de eski hünerlerimizi gösterelim diye birkaç yere gidiyoruz tabii. Bunlardan biri Bakırköy Zurat Baba Şöhretler Turnuvası. Bir tanesi de Haliç kıyılarında düzenlenen, tesislerde düzenlenen Şadan Kalkavan, eski Fenerbahçeli yönetici merhum Şadan Kalkavan adına düzenlenen bir turnuva var. Orada boy gösteriyoruz. Yaşıtlarımız, tabii ufak tefek sakatlıklar da yaşıyoruz. O yaşadığımız sakatlıklardan dolayı da bir programa çıkamadık geçen hafta. Seyircilerimizden de affola diyoruz. Hocam, eşi dostu görüyoruz, güzel oluyor. Kurtları da döküyoruz açıkçası. Hiç görüşmediğimiz arkadaşlarla beraber top oynama şansına sahip oluruz. Eski kalmış birkaç tane hünerimizi de orada gösterip kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz. İşte futbol böyle bir şey. Hastalık hocam. Yani 50 yıldır ben sahalardayım ama insan diyor ki bir 10 sene 20 sene daha oynasak mı, Allah ömür verirse. Ama işte tabii yavaş yavaş tempomuz da düşüyor, hızımız da düşüyor. Ama mihrap yerinde, orada gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocam. Hocam harika da bir ceza sahası dışı golünü izledik. Bizim kanalımızda da yayınladık. Eyvallah, sağ ol. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ya hocam sağ ol. Bunlar yani çok önemsenecek şeyler değil aslında ama tabii orada bir görüntüyü yakalayıp ben sana gönderdim. Sen de o görüntüyü yayınladın. Yani ben böyle kendimle ilgili şeyler söylerken zorlanıyorum açıkçası. Oralarda keyif alıyoruz hocam. Futbol keyifli bir şey. Bak ara oldu, ne oldu? Maçlar araya girdi. Ne yapıyorsun dersen bana, öyle bir soru sorarsan. Ne yapıyorum? Wimbledon'u seyrediyorum. Akdeniz oyunları var. Onu seyrediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta Kırkpınar başlayacak. Onu bekliyorum özlemle. Ali Gürbüz acaba 3. Şampiyonluğu kazanıp altın kemeri nihai sahibi olacak mı diye. İşte kendimi öbür spor dallarına adadım. Bir de TRT'de Balkan Ninnisi diye bir dizi başladı şimdi. Biraz evvel de biraz onu seyrediyordum. Eski anılar depreşiyor hocam. İşte boşlukta yaptıklarımız bunlar. Çok güzel hocam. Yani güzel değerlendirmeler bunlar. Güzel vakti güzel değerlendirmek için herkese örnek gösterilebilecek hareketler diyelim. Hocam, bugünkü programımızda Marmara takımları ve tabii ki özellikle İstanbul takımlarını da ele alacağız. Eyüp Spor, Pendik Spor, Tuzla Spor, Bandırma Spor ve Sakarya Spor. TFF 1. Lig'in 5 Marmara takımı. Bu takımların hazırlıklarından bahsedeceğiz. Ama bu 5 takıma girmeden önce benim bir duyurum olacak. özellikle Samsunlu ve Samsun Sporlu taraftarları ilgilendiriyor. Ama bir başka boyutuyla aslında stadını kaybetmiş tüm takımları ilgilendiriyor. Yani şimdi Samsun 19 Mayıs stadını bundan birkaç sene önce yıkıldı. Yani eski yerinde şimdi bir millet bahçesi yaptılar oraya. Ve stadı şehrin de bir hayli dışına taşıdılar. Ve orada işte yani ne kadar ısınabildik derseniz çok da ısınamadık. Çünkü hem uzak şehre, yani yürüme mesafesine gidilen bir stad değil orası. Hem de ya hatıralar var. Yani o stadın, yıkılan stadın müthiş hatıraları var. O stadda kazanılmış 4-0'lık Fenerbahçe maçları var. Türkiye Kupası'nda işte atlanan turlar var. Balkan Kupası maçları var. TFF 1. Lig şampiyonlukları var. Küme düşme hatıraları var. Acılı tatlılı. İşte trafik kazası sonrası takımın ilk kez geri dönüşü veya o işte hüzünlü anlar. Yani acısıyla tatlısıyla o stadın çok büyük hatıraları var. Bununla ilgili olarak Samsunlu ve Samsun Spor taraftarı olan yazarların hatıralarından oluşan bir kitap yapıldı.
oluşturuldu. Benim değerli bir dostum olan, aynı zamanda çok iyi de bir Samsunspor taraftarı olan, yine o da kendisi de bir yazar aynı zamanda, Yusuf Demircioğlu tarafından derlendi. İçinde Samsunspor'un bir önceki, yani eski efsanevi başkanlarından İsmail Uyanık'ın da bir şeyi var. Hatıra yazısı var. Benim bendenizi de beğenirseniz benim de bir tane yazım var. Şimdi bu hocam, kitabın buyurun. O kitaptan bir tane ben de isterim yalnız. Tabii hocam, ayıp ettin. Onu hemen temin edelim. Senin yazdıkların, orada olanlar benim için de önemli. Okumak isterim. Bir de gerçekten çok güzel söylüyorsun. Hatıralar olduğu yerde güzel. Bugün benim Eyüp stadında müthiş hatıralarım var. O stat yıkılıp başka yere stat yapılsa inan en çok üzülenlerden biri de ben olurum. Yani çok önemli bir konu üzerine güzel şeyler yazmışsınızdır mutlaka. Evet, bu kitabın 2 Temmuz Cumartesi günü, önümüz Cumartesi günü imza günü var. Eflatun Kitap Evi var. Samsun'un önemli kitap evlerinden bir tanesi. Bir kitap kafe. Orada ben de geleceğim Allah nasip ederse. Şeyler de gelecek. Diğer yazar arkadaşlar da gelecekler. Kitabın tanıtımı amacıyla Cumartesi günü saat 15-21 arasında bir imza günü yapılacak. Bu imza gününe biz duyurmuş olalım. Kitabın bir tanıtım videosu da var. O tanıtım videosunu da kanalımızda yayınladık. Onu da linkini aşağıya açıklamalar bölümüne atarız. İzleyicilerimiz onu da izlemiş olurlar. Tabii ki Samsunspor daha çok ilgilendiriyormuş gibi görünse de stadını kaybetmiş bütün takımlara gelsin bu. Yani çok sayıda takımımız stad kaybetti çünkü. Çok doğru, aynen. Herkes de aynı sorum. Hocam, yani ben yeni stat yapılmasından yanayım her zaman ama varlık olduğu, yani doğduğu yerde olmalı. Yani anıların olduğu yerde tekrar yükselmeli. Olan stat modernleşmeli bana göre. Yeri değiştiği zaman da gerçekten eski anılar kül olup gidiyor. Çok, yani çok güzel bir konu üzerinde güzel duygular yazmışsınızdır mutlaka. Evet, kitaptan hemen elimize geçince sana da bir tane postalayalım hocam. Evet. Şimdi tabii kitapla ilgili duyuruları önümüzdeki günlerde yapacağız. İnternet kitap evlerinden de satın alınabilecek bu kitap. Bunu da izleyicilerimize duyuralım ve esas konumuza gelelim. Hocam, İstanbul takımları ve Marmara takımlarını konuşacağız ama bütün şey Türkiye, sadece TFF 1. Ligi takip edenler değil, bütün Türkiye Eyüp Spor'u konuşmaya başladı. Çünkü Eyüp Spor Süper Lig takımlarından, Adana Demirspor'dan, yeni düşen Altay'dan, herkesin peşinde olduğu Kazım Canlar falan derken gece hatta ismini de koyduk Özcan Pehlivanoğlu'yla, büyük Eze küçük Eze oldu diye. İki tane Eze'niz oldu. Programını seyrettim. Çok güzel program oldu. Evet. Yani müthiş transferler. Hocam ne oluyor Eyüp Spor'da? Ben öyle başlayayım, ondan sonra başka sorularım da olacak. Hocam tabii soruların cevaplarını ben elimden geldiği kadar vermeye çalışırım. Önce müsaade edersen bir kongre sürecinden de başlamak istiyorum. Yani kongre sonrası biz bir program yapamamıştık. Tabii kongre evet. Oldu. Başkan tekrar başkanlığa seçildi. Yani tabii orada başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmalar, taahhütler, işte yeni stat üzerine bir şeyler söylendi. Hocam tabii başka konulara da girebiliriz. Yani ama ben bir futbol adamı olduğum için sadece sahada kalmaya çalışıyorum. Yani yapılan bazı şeyler yanlış olabilir, eksik olabilir, görülüyor. Yani herkesin yanlış olarak yorumladığı şeyleri de ben buradan doğru anlamında bir yorum yapamam. Çünkü herkes tarafından görünen bilinen şeyler var. Tabii kongrede Murat Başkan'ın tesisler üzerinde konuşmaları, altyapı üzerinde konuşmaları, takımın geleceği üzerinde konuşmaları, verilen taahhütler şeklinde geçti. Zaten tek aday olarak katılmıştı kongreye. Tek aday üzerinden de kongrenin yeni başkanı Murat Özkay oldu. Tabii orada kongrede Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın konuşmaları oldu. Yani bence konuşmamalıydı. Yani bir başka takımın misafiridir, baş üstünde yeri vardır. Saygı duyarız her zaman ama orası Eyüpspor Kongresi. Misafir olarak gelip katılabilip orada bulunmak şeylere normal karşılanabilir ama orada yani kongre üyelerine hitap etmek bana göre yanlış oldu. Orada bazı taahhütlerde bulunmak, işte 5 oyuncu vereceğim
ki sonradan o oyuncuların verildiğini gördük. Bonservisleriyle verildiğini gördük. Yani bir Eyüp Spor Başkanı'nı Adana Demirspor Kongresi'nde veya Galatasaray Başkanı'nı Fenerbahçe Kongresi'nde konuşturulur mu diye sorular soruldu. Bu hem benim yorumum hem de semtte konuşulan şeyler bunlar. Yoksa misafir her zaman baş tacıdır bizde. Yani hiçbir zaman yadırganmaz ama orası bir 100 yıllık kulübün hocam kongresi. Orada Eyüp Spor konuşulmalı, Eyüplüler konuşmalı diye ben düşünüyorum. Yani benim şahsi yorumum öyle. Tabii ondan sonra tabii Murat Başkan'ın söylediği bir söz yadırgandı. Gerçekten çok yadırgandı. Yani benim için Galatasaray Kulübü daha önemli demesi semtte bence konuşulup da söylenmeyen bir infiale yol açtı. İnsanlar bunu söyleyemiyor ama o zaman da diyorlar ki yani Galatasaray ile ilişkilerini ilerlet gibi sözler de söyleniyor semtte. Bunlar doğru değil. Murat Başkan Eyüp Spor Kulübü'ne tesis açısından kulübün daha üst basamaklara çıkması açısından büyük atılımlar yaptı. Bence bütün mesaisini, aklını, fikrini Eyüp Spor'a harcamalı diye düşünüyorum. Çünkü bu tür yani semtte taraftarlar demeyelim de Eyüp Spor'u sevenler ikiye ayrılmış durumda şu anda. Yani şu açıdan Murat Başkan'ın tarzını onaylayanlar var, onaylamayanlar var. Yani tarzı ne Murat Başkan'ın? Tabii transferlerle para harcayarak şirketleşmenin de bu arada onayını aldı. Yani kongreden çıkan bir kararla Eyüp Spor Kulübü önümüzdeki dönem şirketleşecek. Bu tarz bazıları tarafından ya biz Süper Lig'e çıkalım da yukarılarda oynayalım da ne olursa olsun düşüncesindeki insanlar tarafından onaylandı. Ama benim gibi 50 yıldır kulübün içerisinde olan yani Eyüp Spor Kulübü'nü için her türlü fedakarlığı yapmış, her zaman Eyüp'ü düşünmüş insanlar topluluğu açısından biraz tedirginlik yaratıyor. Yani biz hocam biraz ulusallaştık kulüp olarak. Yani semtten çıktı. Yani semtin gerçek dinamiklerinden çıktı. Çünkü bu harcamalar bizi korkutuyor. Yaşanmış, bunu yaşayan kulüpler neler yaşadığını görüyoruz. Örnek veririz Karabük, Eskişehir veya birçok kulüp şu anda Mersin İdman Yurdu ne tür zorluklar çekiyor. İşte Süper Lig'de oynama hayalleriyle borçlanıp ondan sonra orada tutunamayıp aşağı borçlu şekilde düştükten sonra sürekli her yıl aşağı kademelere çıkan kulüpleri siz de görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Hocam yani şehir takımlarıyla semt takımlarını ayırmak lazım. Şehir takımlarının dinamikleri farklı. Şehir takımları yani hem insan kalabalığından hem de buradaki gelir gider oranıyla semt takımlarından çok farklılar. Bu Fenerbahçe, Galatasaray, Ayşehir, Samsun, işte Kocaeli, Bursa onlar düşmesine rağmen onların toparlanma şansları yani semt takımlarından daha fazla. İşte bu tür şeyler bizi korkutuyor. İşte kongreden sonra da bu tür konuşmalar oldu. Bunları da yaşadık. Ben bir dipnot olarak bunları söylemek istedim. Tabii Kazımcan transferi çok konuşuluyor. Mantık olarak baktığınız zaman bir doğruluk payı var. Şöyle bir doğruluk payı var. Ama işte burada şöyle bir şey var. Yani Galatasaray'ı rahatlatıp yani Galatasaray'ın bir bütçesi var üstlükte onu aşamıyor. Onu rahatlatıp onun için yaptıysan orası yanlış. Yani bizim diğer kulüplerin bütçesiyle ilgimiz olmaması gerekir. Biz kendi bütçemizle. Ama şöyle bir mantık. Mesela bir oyuncuyu 5 seneliğine alıp da 2 seneliğine Süper Lig'de onu gündeme getirip onun fiyatını üst seviyeye çıkartıp kulübe gelir getirici bir hamle olarak görebilirsen bu doğru. Ama Eyüp Kulübü mesela 25 milyona mal olmuş bir oyuncuyu almamalı. Alacak dinamikleri yok. Ben bunu görüyorum yani. Bu para işte sonra insanlar da soruyor. Bu para nereden geliyor diyor. Yani Alparslan Öztürk'ün transferi 10 milyon TL. 10 milyon TL'yi Eyüp Spor yani Kazımcan'ın 25 milyon TL 10 milyon TL Eyüp Spor. Bir oyuncuya Eyüp Spor 10 milyon TL'yi vermemeli, veremez. Hocam vermemeli. Yani ben gördüğüm çünkü Eyüp Spor Kulübü'nde yani öyle çok yüksek geliri olan bir kulüp de değil. İşte tabii kulüp başkanı
Onları ben finanse ediyorum diyor. Buyurun hocam. Araya girdim, kusura bakmayın. Güzel konuşuyorsunuz da ben şimdi hani benim şey yapan, düşündüren konular mesela 10 milyon dediğiniz Alpaslan bir stoper. Sol bek oynayan bir oyuncu Kazımcan. Yani belki Süper Lig'de bu paralar verilebilir. Ama TFF birinci lig kulüplerinin hangisi olsa, yani bırakın Eyüp ya da bir başka takım, hangisi olsa yani bir sol beke, bir stopere bu kadar yüksek rakamları verdiği zaman ya hem kaynağı soruluyor tabii haliyle, hem de yani acaba diyorsun bu şeyler gelecekte hani bu takımı Süper Lig'e çıkartmaya yetmezse, yani çünkü ya, futbolda her şey transferle olmuyor yani, başka dinamikler de var. Hocam sonra zaman, bu TFF birincilikte harcama limiti diye bir şey yok mu yani? Yani bu Süper Lig'de varsa alt liglerde de mutlaka olmalı. Yani bu olmaması kulüplere zarar veriyor. İşte böyle kendince bir harcama yönüne gidiyorsun. Dediğin gibi bir stoper, bir sol bek 35 milyon TL baktığın zaman. Hadi Kazımcan'ın bir gençliği var, albenisi var. İleride ön plana çıkıp değer kazanabilir, kulübe kazandırabilir. Yani bu olabilir ama diğer aldığın oyuncuların hiçbirini aldığın fiyata satamazsın. Ve sonra başka bir tehlike var. Neye girdik? Hadi maç takıma girelim yani, transferlere girelim. Hocam bütün takımı dağıttın. Takımın tamamını, evet, dağıttın. Kim kaldı? İşte Padibba, Umut, kaleci Emrullah, Bülent'in kalacağı söyleniyor. Padibba'nın durumunun kesin olup olmadığını ben öğrenemedim. Bugün birkaç arkadaşla konuştuk ama net bir şekilde bir bilgi alamadım durumunun ne olduğuna dair. Hocam Taşkın kaldı. Yani buradan bir bina yapamazsın, bir temel kuramazsın. Geçen sene biz iyi transferler yaptı Eyüp Spor ama ya bir alt ligden şampiyon olarak gelip üst ligde 10-12 oyuncuyla sezonu açan, oraya da iyi takviyeler yapan, Umut gibi işte, Stanko gibi, Padibba geldi, ondan sonra Yalçın geldi, Teddy geldi. Yani bu tür oyuncuları transfer edip onlarla bir karma yapan Eyüp Spor'u gördük. Ya bir temel üzerine eklemeler oldu. Bu sene temeli tamamen dinamitledin. Tamamen sıfırdan bir kadro yapıyorsun. Aldığın oyuncuların bir lig değeri olabilir. Ama bunları bir araya getireceksin. Bunları bir arada oynatacaksın. İşte bunun için iyi bir teknik direktöre ihtiyacım var. Bunları iyi antre edecek, iyi yönetecek bir teknik direktöre ihtiyacım var. İbrahim Üzülmez burada ne kadar başarılı olabilir? Bende hala bir soru işareti var. O açıdan yani bu sene işinin, ben Eyüp Spor'un her ne kadar büyük transferler yapsa da işinin daha zor olacağını, bu sene ligin Eyüp Spor açısından daha zor geçeceğini düşünüyorum. Hocam mesela biz tamamen takım değiştirilip büyük transferler yaparak liglerde şampiyon olan takımlar biliyoruz. Ama bunlar büyük takımlara mahsus. Yukarıda Fenerbahçe, Galatasaray, 1-2 sene Beşiktaş, Trabzon başarısız olurlar. Sonra 10-12 oyunculuk, 15 oyunculuk bir transfer sezonuyla o seneyi şampiyon bitirme imkanları oluyor. Onların dinamikleri farklı. Hocam yani burada Eyüp Spor Kulübü çok büyük harcamalarla geçen sene bir yerlere gelmeye çalıştı. Başaramadı. Kendi hataları oldu bana göre. İyi giden çarka çomak sokuldu. Orada oyuncuların psikoloji, hep konuştuk bütün sezon sizle. Orada şimdi futbol aklının yaptığı bazı hatalar oldu. Bu sene aynı futbol aklı tekrar başka hamleler yapıyor. Bu hamleler ne kadar doğru olacak? Şimdi fazla da yorum yapmak istemiyorum hocam teknik olarak. Niye? Bir takımları sahada görmek lazım. Takımları sahada gördük. Orada haklısın hocam. Kesinlikle haklısın. Da ben şimdi bir de hani benzer şeyi Samsun Spor'da yaşıyor. Böyle bir heyecan, coşku, bir transfer şeyi var. Bilinçli veya bilinçsiz o ayrı bir tartışılır da. Şimdi geçen sezon bir bakalım. Şampiyon olan üst lige gönderdiğimiz 3 takıma bakalım. İstanbulspor, Ümraniyespor, Ankara Gücü. Bu takımların hiçbirisi öyle çok özel ve çok büyük yatırımlar yapmadılar. Sadece doğru kadrolar kurdular. Doğru mu hocam? Doğru, doğru. Çok doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey. Ama Samsunspor'un sanki bir iskeleti korundu gibi. Bu arada da bombayı patlattınız galiba.
Bu arada laf lafı açtı. Samsun'da bombayı patlattı galiba. Kaleci Yakup geldi diye bir haber aldım son dakika programa girerken. Hocam bence o ligin en iyi kalecisini transfer etmiş Samsun Spor. Ona biraz sonra değiniriz ama arada böyle anekdotları verelim ki renklensin hocam ortalık. Transfer piyasası böyle çok esnek oluyor. O açıdan haberi geciktirmeyelim diye söyledim. Hocam kimler alındı Eyüp Spor'a? Bakarsak işte söylenen Eze, Keçiören 5 tane adam verdi. Adana Demirspor 4 adam verdiğini söylüyor Murat Başkan. 4'ünü de bonservisiyle vermiş. Kim bunlar? Alper, Eze, tabii şeyi de verdi. Metehan Mimaroğlu'nu da verdi. O bir senedir top oynamıyor mesela. Altınordu'da iyi bir sezon geçirmişti. Altınordu'da benim beğendiğim bir oyuncuydu ama bir sene top oynamadı. Pozisyonu ne olacak o belli değil. Tabii Sinan Kurt bence burada bu transferler içerisinde fark yaratacak adam Sinan Kurt. Geçen sene 30 küsur maç oynadı Süper Lig'de. Önemli, iyi de bir oyuncu. Tam benim istediğim bir orta saha tipi hocam. Yani top taşıyan, rakip 18 üzerinde rakibi zorlayan, orada santroforlarla duvar pası yapabilen, araya paslar atabilen bir oyuncu. Her ne kadar yani tecrübeli bir oyuncu olsa da bence o 4 transfer içerisinde fark yaratacak bir oyuncu bence. Alper'i sol bek olarak kullanacak tahmin ediyorum. Eze transferi bana göre gereksiz. Keçiören'de aldığın Eze bence ikisi aynı yapıda oyuncu. Onlar bu ligde zorlanacaklar. Yani bu takımda zorlanacaklar. Bu ligde zorlanmazlar da oynadıkları takımda kontratak yönü kuvvetli oyunlar oynanıyordu. Burada bekleyen savunmalara karşı duvar pası yapma yetenekleri yok. Ben onları görüyorum. Yani net vuruşları da yok. Ancak kontrataktan top götürüp gol yapabilen hızlı olan oyuncular. İşte yani burada bu transferleri de biz bugün bazı Eyüpsporlu yetkili arkadaşlarla tartıştık. Bunlar hocam yani transfer yapıyor. Tabii Murat Başkan'ın burada büyük yetkisi var mutlaka. Birkaç tane de yöneticiliğiyle mutlaka tartışıyor. Hocam bunları geniş kitlelerle tartışmak lazım. Başarı geniş kitleyle geliyor. Hiç kimsenin sözünü yadırgamamak lazım. Çünkü burada söylenen bütün sözler bir kulübün başarısı için. Kimse seni yanlış yola sürükleyecek bilgiler ve sözler söylemez. O açıdan ben burada da bir eksiklik görüyorum. Yani tek başına kararlar alıp vermek bence bir kulübü çok yukarılara taşımaz. O zaman da işler kötü gittiği zaman yeni kararlar almak zorunda kalıyorsun. İşte o yeni kararlar aldığın zaman da işin rengi hem maddi hem de sıralama açısından değişiyor. Başka kim geldi mesela? İbrahim Akdağ Kayseri'den. O iyi iş yapabilir. İyi oyuncu. Gerçekten sol ayağı sağ ayağı iki ayağı olan orta sahada Sinan'la beraber iyi bir ikili oluşturabilir diye düşünüyorum ben. O transferlerin de olumlu olacağını düşünüyorum ben. Tabii bunlar benim ön şeylerim hocam. Sahada göreceğiz bu oyuncuları. Sahada ne yaptığını 3-4 hafta geçmeden teknik olarak bir yorum yapmak da çünkü takım yaratmak gerekiyor. Hocam takım yaratamazsan da aldığın 10-15 transferinde çok şeyi olmuyor. Kaleci sorunu hallolmadı. Harun'un işinin daha tam olarak bitmediği söyleniyor. İşte Harun'un yerine artık bir kaleci tercihi yapılacak. İşte Padipa'da kalırsa Umut Bulut, Padipa belki bir kanat oyuncu. Murat Uçar mesela o da faydalı olabilir. Bu ligin bilen Ahmet Yazar da mı geliyor hocam size? Ahmet Yazar'la ilgili son anda bir haber çıktı ama o doğrulanmadı. Bugün mesela şöyle bir soru işareti daha var Eyüp Spor Kulübü'nde. Henüz transferler resmi olarak açıklanmadı. Ama açıklanmamasına rağmen benim aldığım bilgiler bu saydığımız oyuncuların tamamının işinin bittiğinin haberini aldım ben. Onların da herhalde yavaş yavaş belki de tamamını bir arada veya ayrı ayrı günlerde hocam bu kulüpçülük artık gündemde kalma olayı da oldu biraz. Onları da birer ikişer belki ayrı ayrı günlerde ki o hafta içerisinde TFF birincilikte Eyüp Spor Kulübü fazla konuşulsun stratejisi de olabilir. Bu doğrudur. İş bittikten sonra imzası zaten teferruattır. Yani böyle şeyler oldu. Ama işte bu geçen seneki
takımın iskeletinin bozulması biraz bende soru işareti yarattı. Erdem transferi önemli. Balıkesir'den geçen yıl alıp tekrar Balıkesir'de oynaması sağlanan Erdem genç bir oyuncu. Ben de Balıkesir'in iyi oyuncularından biriydi geçen sene. Hocam bekleyip göreceğiz. Bakalım Eyüpspor'da neler olacak. Evet tabii her şey sahada belli oluyor. İnşallah verim alınabilir bu yüksek bütçeli transferlerden diyelim. Hocam sporla ilgili bir iki söz daha konuştuğum yönetici arkadaşlardan aldığım bilgiler. 3-4 tane de TFF 2. Lig'de 3. Lig'de genç istikbal vaat eden oyuncuyu transfer edip bunları çeşitli kulüplere göndererek oralarda maç sayılarını fazlalaştırmaya çalışacaklar. Bak bu doğru işte. Bak ben bunu severim. Hocam bir kulübün ayakta kalması için doğru sistemler bunlar işte. Hatta evet. Alt yapıdan da 3-5 oyuncuyu aynı sistemle sağa sola göndermek lazım. Bakalım Mevlam ne eylerse güzel eyler. Bekleyip göreceğiz hocam. Hocam Sakarya Spor'u konuşalım mı biraz? Spor sessiz de değil ama bayağı da derinden geliyor. Yani çok da gürültü çıkartmıyorlar ama sanki böyle doğru hamleler yapıyorlarmış gibi bir his bende var. İlker Püren'le biliyorsun anlaşmışlardı. Daha sonra yaptıkları transfer hamleleri işte Boluspor'dan Kasongo geldi. Bu Polonyalı futbolcu Rossi geldi şeyden, Bolu'dan. Nalepa geldi. Geldi Adana Sporlu Donkor geldi. İsmail geldi, Donkor geldi. Evet İsmail de geldi Adana Spor'dan sağ bek. Onu da transfer etmişler. Yani Sakarya Spor tabii hocam bu ligin en renkli takımlarından biri olacak. Bunu baştan söylemek lazım. Evet. Ya geçen sene mesela hani Kocaeli Spor, Sakarya Spor bunlar hani birbirine çok yakın iki şehir. Şeyi de benziyor yani kültürü de benziyor. İşte futbol kültürleri de benziyor. Mazileri de benziyor. İnşallah sonu benzemez. Yani Sakarya Spor açısından söylüyorum bunu. Ama yok hocam. Sakarya Spor'un hamleleri yani Kocaeli Spor çok transfer yapmıştı. Çok affedersiniz. Biraz da Kocaeli Spor taraftarını da biz geçen sene sezon başındaki programlarımızı tekrar dinlersek biz orada birden hedefi yukarı koymamaları gerektiğini söylemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte evet, Sakarya Spor diyecektim. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Ben de ona değinecektim zaten. Yani şöyle söylemek istiyorum. Kocaeli Spor üst lige çıktığında, TFF 1. lige çıktığında hemen bir beklemeden yukarı çıkacağım sloganıyla girdi. Bir hayli pahalı transferler yaptı. Ama yaptığı transferler hep böyle belli yaşın üzerinde. Ne verim vereceği de çok fazla belli olmayan oyunculardan oluşuyordu. Bir tek o sonradan Çin'e giden golcü? Dino. Onu da tutamadılar elinde. Yani Dino çok iyi bir verim vermişti. Onu da elde tutamadılar. Ve bunun sonu kötü oldu. Ama Sakaryaspor o yoldan gitmiyor hocam. Sakaryaspor da bir defa çok iddialı demeçler vermiyor. Çok pahalı transferler yapmıyor ama verim alınacağı, ne netice vereceği belli olan oyuncuları. Ben de çok yaşlı olmayan oyuncuları alıyor. Ben beğeniyorum evet. Sakaryaspor stratejisini. Hocam. Yani geçen sene gerçekten tabii Kocaeli Spor tabii camiası büyük bir camia. Yani her zaman üst liglerde olması gereken bir camia. İşte böyle hedef de çok büyük koyulunca oyuncularda da bir gerginlik yaratıyor bu. Yani oyuncular da yani konsantre olmakta mı zorlanıyor diyelim veya sahada daha mı gergin oluyorlar? Onu senin içerisinde görmüştük. Tabii Sakaryaspor öyle iddialı demeçler vermiyor. Doğru. İlker Hoca da iyi bir teknik direktör. Kosongo beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene anlatmakta her zaman keyif aldığımız bir oyuncuydu. 12 golle zaman zaman yedekte kalsa kontratak oyununa yatkın bir oyuncu. Her zaman rakip sana baskı yapıp seni sıkıştırdığı zaman Kosongo'yu doğru toplarla kullanabilirsen sana skor gücünü yükleyeceğin bir oyuncu. Tabi Nalepa bir sene evvel Giresun'da çok başarılı, Giresun'un şampiyonluğunda çok önemli bir katkı vermiş
bir oyuncuydu. Bu sene gerçi Polonya Ligi'nde az maç oynamış. 14 maç oynamış. Belki form durumunda bir düşüşü olabilir ama sezon başı çalışmalarıyla mutlaka onun da formu yükselecektir. Oyunculuğundan bir şey kaybetmesi zaten mümkün değil. Rossi, Boluspor'un önemli oyuncularından biriydi. Kasongo ile beraber orada etkili olabilir. Tabi İsmail Adana Spor'dan alınan Donkor ile beraber işte böyle mütevazi görünen, yani çok çok büyük paralar harcanmadan yapılan transferler. Demek ki Sakaryaspor yani 5-6 oyuncu almış. Mutlaka 3-4 oyuncu daha alabilir. Alttan gelen takımla beraber bir karma yapacaktır mutlaka. Onu da İlker Hoca tabii oyuncularla yapacağı sezon başındaki hazırlık maçlarıyla idmanlarda oynatmak istediği sistemi onlara anlatarak oradan karma şeklinde bir 11 düşünecektir. Yani Sakaryaspor seyirci gücüyle de nereye kadar gidersem oraya kadar giderim stratejisiyle bu ligde mutlaka fark yaratacaktır. Oğuz'u ismi çok dillendiriliyor. Ankara Gücü'nde kiralık oynadı geçen sezon. Azerbaycan takımı Karabağ'da aslında bonservisi. 24 yaşında, yaşı da hani tam böyle olgunluk çağına doğru gidiyor. Ve Sakaryaspor'da adı geçiyor şimdi Oğuz'un. Yararlı olur mu hocam? Ne düşünürsün? Hocam yani Oğuz'u driplingi olan bir adam biliyorsun. Yani adam eksiltme yeteneği olan. Yani Ankara Gücü takımında da zaman zaman sonradan oyuna girdiği zaman veya baştan oynadığı zaman etkili olduğunu gördük. Yani Oğuz'u Türkiye'de bir piyasa yaptı hocam. Mutlaka tekrar Türkiye'ye gelecektir. Ama bu Sakaryaspor olur veya başka bir takım olur. Yani kanat hocam şimdi burada teknik direktörler neyi oynatacaklar? Oyun planları nedir? Kanat oyunu mu oynayacak? Merkezde santrafora mı oyun kurduracak? Onun kararını mutlaka teknik direktör verecektir. Ona göre olaya bakmak lazım. Ama Oğuz'u gelirse faydalı olabilir. Evet hocam, Sakaryaspor'la ilgili söyleyeceğim var mı daha, yoksa şeye geçirmek istiyorum. Bandırma Spor'u konuşalım istiyorum. Sakaryaspor takımı yılların camiası. Çok büyük oyuncular yetiştirmiş. Türk futboluna damga vurmuş oyuncular yetiştirmiş bir takım. Benim TFF 1. Lig'e gelmesi benim hoşuma gitti. Gerçekten yani bu tür camiaları seviyorum. Bizim gençliğimizin camiaları bunlar. Orada da Sakarya Spor camiasında da bu işleri sürekli işin içerisinde olan, takımı yukarıya çıkartmaya çalışan bir topluluk da var yönetim olarak da. Sakarya Spor takımı mutlaka bu ligde can yakacaktır. Hocam şimdi Sakarya Spor olsun, Kocaeli Spor olsun, Bursa Spor olsun, bunların hani belli bir coğrafi avantajları da var. Yani bunlar şöyle, İstanbul'a yakınlar bir defa. İstanbul'a yakın olduğu zaman hani yabancı futbolcunun tercihi, yerli futbolcunun hani oynamak istediği takımlar arasında, mesela hani benzetmek gibi olmasın ama işte ne bileyim hani bir yabancı futbolcu olduğunuzda hangi şehri bilirsiniz Türkiye'de? Bir İstanbul'u bilirsiniz, Antalya'yı bilirsiniz, Ankara'yı bilirsiniz, hadi belki İzmir'i bilirsiniz. Ama şimdi size transfer teklifi geliyor, işte bilmem atıyorum Malatya Spor'dan geliyor, atıyorum işte Gaziantep Spor'dan geliyor. Baktığı haritaya bakıyor, ya İstanbul'a çok uzak. Ama Sakarya öyle değil, Kocaeli öyle değil, Bursa öyle değil. Yani bunlar aslında coğrafi olarak büyük avantaj. Ve futbol kültürü de olduğu zaman, taraftar kitlesi de olduğu zaman, yani Sakarya Spor, mesela dedim, siz Eyüp Spor anlatırken söylediniz, Kocaeli ve Bursa düştü ama bunlar ne yapar ne eder geri dönerler ve dönünce de kendilerini üst lige, Süper Lig'e de atarlar. Sakaryaspor nitekim uzun bir aradan sonra tekrar döndü TFF 1. Lig'e. Diyoruz ki bak doğru işler yapıyor diyoruz. Niye? Çünkü bir birikim var, yani maziden gelen bir futbol kültürü var. Onu iyi kullanıyor. Yani kentteki futbol birikimini de iyi kullanıyor. Doğru hamleler yapıyor. Muhtemelen bu doğru hamlelerin karşılığını da alacaklardır. Ve hani ilerleyen yıllarda, hemen bir sene içinde olmayabilir. Onu belki de olur, onu bilemeyiz tabii ama onu zaman gösterecek. İlerleyen yıllarda ben Sakaryaspor'u da, Kocaelispor'u da, Bursaspor'u da Süper Lig'de görürüz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, ne dersin? Bu işin en önemli maddesi sabırdır. Her zaman söylüyorum ben. Bu programlarda tekrar söylüyorum. Sabredersen kazanıyorsun. Bir anda çıtayı yükseğe koymaya gerek yok. Yavaş yavaş merdivenleri teker teker çıkarak, işte yabancı oyuncular konusunda değindiğin mevzu çok doğru.
İstanbul'a yakınlığı, diğer büyük şehirlere yakınlığı bir ilin çok önemli. Ya hocam, yabancı oyuncu oralarda 3-4 gol attığın zaman 10 dakikada kahraman oluyorsun. Sokakta davranış değişiyor sana. Öyle bir güzel futbol aşkı var bu şehirlerde. O açıdan o da yabancı oyuncunun hoşuna gidiyor. O da performansını ikiye katlamaya çalışıyor. Bu yoğunluk hem oyuncuların avantajı hem takımların avantajı, camiaların avantajı. Evet. Ya Boluspor'dan yapılan transferler de bu anlamda doğru. Çünkü Bolu ile Sakarya da komşu. Çok yakın iki şehir. Yani o havayı yalnız yani Bolu, dün akşam Özcan Hoca'yla da değindiniz. Yani Bolu'da müthiş bir taraftar erozyonu var hocam. Bolu kendine gelmeli bence. Yani Sakarya'yla ben onu aynı kefeye koyamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Sakarya Spor'un ikinci ligde bile oynarken kaç bin kişi oynuyordu hocam. Bolu son anlarda geçen sene biz uyarı yapmasak son maçları da doldurmayıp ligden düşmeyle karşı karşıya kalacaklardı. Hatırlasana. Maazallah. Evet. Hocam müsaadenle Bandırma Spor'a doğru bir geçelim. Bandırma Spor aslında biraz futbolcu da kaybetmedi değil ama önemli transferler de yaptı. İşte bir Landel ayrıldı mesela. O da demin konuştuk. Bir dakika, hocam bir dakika. Gidenleri okuyayım ben sana. Sen gene gidenler. Doğan Can, Kaleci Gökhan, Alisson, Cüneyt, Süleyman Lüş, Osmaniç, Akabueze, Beykan, Landel, Lokman. Bir takım gitmiş. Evet. Bayağı oyuncu gitti. Şey nereye gitti hocam? Doğan Can. Doğan Can üst lige Giresunspor'a gitti. Öyle değil mi? Tabii Giresunspor'a gitti. Öyle yanlış hatırlamıyorsam Giresunspor'a gitti. Tabii burada Mustafa Gürsel'in kalması bence bir avantaj. Geçen sene tabii zaman zaman çok iyi performans gösterdi. Mutlaka hataları olmuştur. Hocam baktığın zaman Doğan Can, Gökhan ilk 11 oyuncusu. Alisson, Akabueze, Landel yani Lokman 6-7 tane ilk 11 oyuncusunu yolları ayırmış yeni bir yapılanmaya giden Bandırma Spor görüyoruz. Yerine gelen oyuncular da var. Bir Yunanlı futbolcu geldi mesela. Panathinaikos kulübünde de uzun süre kaptanlık yapmış. 31 yaşındaki nasıl okuyacağız bunu? Kontrompis diye okuyacağız herhalde. Macaristan'ın Uypeş takımından gelmiş hocam. Defans. 31 yaşında 37 maç oynamış geçen yıl. Macar futbolunda da bir gelişme olduğunu biliyoruz yani. Mutlaka bunu scout ekibi mutlaka doğru değerlendirmiştir mutlaka. Çünkü o liglerde de 37 maç oynamak bir sezonda hiç de kolay değil. Bir de şey geldi tabii ayrıyetten. Caner Hüseyin Bağ'ı aldılar Eyüp'ten. Ki yani Giresun'daki oynadığı futbolu her ne kadar burada aratsa da Eyüp Spor'da Caner Hüseyin Bağ savunma oynadığın maçlarda sana katkı verebilir. Mühim olan ondan ne istediğini bileceksin. Yani, hocam Caner Hüseyin Bağ son yıllarda böyle tedricen düşüşte olan bir oyuncu. Yani Hatay Spor'dayken çok iyiydi. Giresun Spor'dayken Hatay Spor'daki kadar olmasa da fena değildi, yararlıydı. Ama geçen sezon bir hayli düşüşte şey yapamadı. Yani o Padibay'la falan herhalde aynı mevkide oynamanın verdiği şey mi var? Handikap mı oluştu bilemiyorum. Şöyle bir şey yani hücum oynamaya çalışan bir Eyüp Spor. Hocam oyuncuya güven vermek lazım. Oyuncuya güven verirsen oyuncu sahadaki performansı, oyuna bakış açısı, takıma lige bakış açısı bile değişiyor. Caner Hüseyin'e o güven teknik direktörlükler tarafından verilmedi. Yani Caner Hüseyin Bağ'dan sen öyle adamları alsın 3-4 kişiyi geçsin uzaktan şut atsın falan gibi şeyler beklersen yanılırsın. Ama bir görev oyuncusu olarak rakibin en tehlikeli oyuncusunu oynadığı kanatta onun önünü kapatma pozisyonunda, yardımlaşma pozisyonunda, orta sahada paslaşma olaylarında Caner Hüseyin Bağ'ı kullanabilirsin. Belki de baktığımız zaman Bandırma Spor'un eksiği neydi? Kanat oyuncularının da savunma yardımının eksikliğiydi. Belki Caner Hüseyin Doğan Can'ın oynadığı mevkide oynuyor değil mi? Tabii Doğan Can'ın oynadığı mevkide oynuyor ama Doğan Can da çok farklı bir oyuncuydu be hocam. Yani gol şansı yüksek, öyle santraforların yanına koşu yapabilen, orada yakaladığı pozisyonları değerlendirebilen bir oyuncuydu. Belki müdafaa...
Sızan tipte bir şey oyuncu. Sızan tipte bir oyuncu. Belki müdafi olarak biraz eksiği vardı ama işte ikisi bence farklı oyuncu. Caner Hüseyinman müdafi gücü yüksek. Doğancan da ofansif gücü yüksek. Belki bu sene sistem değişikliğine giden bir Bandırma Spor da göreceğiz. İşte bunları biraz evvel niye söyledim? Sahaya bir çıksınlar da görelim neler yapacak diye. Başka bir transferi daha var tabii. Yunanistan'dan gelen başka bir oyuncu ismi ne? Dimitrios Manos diye forvet oyuncusu Bandırma Spor'un aldığı. Yani 40 maç 7 gol atmış. Önceki yıl, bundan evvelki yıl. Geçen yıl 24 maçta bir golü var. Biraz gol oranı düşük. Yani forvet oyuncusu oynadığın zaman hocam merkezde oynuyorsan 15, kanatta oynuyorsan 7-8 gol atacaksın. Kanat forvet Manos bildiğim kadarıyla. Ama kanatta oynadığın zaman da 7-8 gol atacaksın hocam. Yani bu işin raconu bu bence. Yani biraz kaba konuştuk kusura bakmayın ama bu işin de Yunanlı futbolcular hocam tıpkı Arnavut futbolcular gibi Türk futboluna kolay adapte oluyorlar. Yani Portekizliler öyle. Evet evet katılıyorum size çok doğru. Çünkü bu iklimi iyi biliyorlar hocam. Bu taraftarın bu ligin ne istediğini çok iyi biliyorlar. Bir de hocam bunlar profesyonel oyuncular para kazanmak için. Hocam piyasa yaparsan işte biraz evvel Ankara Oğuzlu'dan bahsettim. Yani Oğuzlu Azerbaycan'da hiçbir şey yapamasa mutlaka TFF birincilikte bir takım bulur. Çünkü çıkıp piyasaya kendini tanıttı. Bunlar önemli şeyler. Bunlara da bakıyorlar. Çünkü hayatları oynadıkları maç üzerine kurulu insanlar bunlar. Bir de İshak Toshombogu diye bir oyuncu. İshak diye bir oyuncu transfer etmiş Bandırma Spor. Ben onu biliyorum. Aziyak mı nasıl okuyacağız bilmiyorum ki. Depremden önceki adı neydi acaba? Çok değişik bir adı var. İshak diye bir oyuncu transfer etmiş. Bir de Sedat Şahin Türk. Adana Demirspor, Tuzla. Hocam bu yabancı oyuncularda biz biraz zorlanıyoruz. Seyredenlerimiz kusura bak. Ama Sedat Şahin Türk transferi gerçekten önemli. Yani hem Adana Demirspor'da hem Tuzla'da. Geçen sene Tuzla'da 25 maç 3 gol 2 asist yapmış. Bence az. Az Sedat gibi bir adam için 25 maçta 3 gol çok az hocam. Ama hocam, Sedat Şahin Türk'ün ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilirsin. Sedat Şahin Türk böyle bir Maradona performansı beklemezsin ama şey de değildir. Hani çok vasat böyle ya ulan oynar mı acaba falan demezsin. Alırsın o mevkide kapatır o mevkide oynar yani. Yani rakip oyunculara ben buradan bir nasihatte bulunayım. Ya Sedat bitmiş bir şey yapamaz falan filan dersen kalende iki tane gol görürsün. Öyle bir adam Sedat. Öyle bir adam Sedat gerçekten. Hiç boşlamaya gelecek bir adam değil. Bandırma Spor tabii geçen seneki erozyondan finalde kaybedilen maçtan sonra belki böyle bir değişime gitme ihtiyacı duydu. Lokman kalabilir miydi diye düşünüyorum ben. Yani Alisson kalsa iyiydi. Alisson'u ben çok beğeniyordum ama Süper Lig'i tercih etti muhtemelen. Tabii muhtemelen Alisson orada piyasa yaptı. Alisson'un da son dönemlerdeki sakatlığı da bence etkili. Her ne kadar Gökhan oynadı değil mi onun yerine? Gökhan da çok kötü performans göstermedi. Yani bugün Bandırma Spor'a nasıl başarısız diyelim hocam? Bir golle kaybedilmiş bir şampiyonluk. Yani golü sen atsan sen şampiyon oluyorsun. Yani bir maç, son maç. Mulumba ile Osmaniç acaba ne olacak? Mulumba kalacak mı? Osmaniç kiralıktı. Tekrar kiralanacak mı mesela? Ben onları da merak ediyorum. Tabii Osmaniç gelebilir. Şimdi hocam işte biz bu yorumları hep diyorum ya göreceli yapıyoruz. Sağda şöyle bir görelim bakalım. İlk hafta bir 11'i okuyalım seninle. Yani kadrolar bir açıklansın. Kalede şu. Bir kale sorunu da var şimdi Gökhan gidince. Mutlaka iyi bir kaleciye de ihtiyacı var Bandırma Spor'un. Ama tabii önümüzde bir aydan fazla bir süre var, 35 günlük bir süre var. Bu hazırlık maçlarında da eksikler görünüp gerekli yerlere transferler yapılacaktır. Bandırma Spor'da akıbetini en çok merak ettiğimiz oyuncuların başında da bana göre Kenny geliyor. Çünkü Kenny yani talibi çok diye duyuyoruz. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa Liglerinden Kenny'yi işte ya verir misiniz, kaça verirsiniz diye Bandırma Spor'u menajerlerin yokladığını duyuyoruz. Henüz belki ciddiye alınacak bir teklif henüz gelmemiş olabilir ama gelmeyecek anlamına gelmez. Çünkü Kenny yetenekli bir oyuncu. İyi bir teklif gelirse de verir gibi geliyor bana Bandırma Spor.
Öyle yapmalı zaten hocam. Yani çünkü kulübün geleceği açısından oradan gelecek, yani bazen öyle bir oyuncu yakalarsın ki hocam. Öyle bir oyuncu yakalarsın ki bir oyuncuyla bir takım yaparsın. İyi bir eder bulursa Bandırma takımı, öyle yani ucuz fiyata da satılacak bir oyuncu değil baktığımız zaman. İyi bir eder bulursa mutlaka değerlendirecektir. Ama bugüne kadar bir şey çıkmadı, bir duyum almadık biz. Kendi tahmin ediyorum Bandırma Spor'da devam edecektir. Evet. Hocam söyleyeceğim var mı Bandırma Spor'la ilgili? Vallahi işte Yoksa merak ediyorum gerçekten Bandırma Spor'u nasıl bir takımla sahaya çıkacak, daha kimler gelecek, bekleyip göreceğiz. hocam şimdi Pendik Spor'u da ben merak ediyorum. Çünkü Pendik Spor aslında iddialı sayılabilecek transferler. Hatta sayılabilecek değil, basbayağı iddialı transferler yapıyor. Henüz bir kadro derinliği var mı yok mu bilemiyoruz ama alt ligden de bir hayli açık puan farkıyla geldi. Yani demek ki kadrosu ikinci ligin üstünde bir kadro. Buna da işte Altay'dan aldığı oyuncular oldu. İşte bu yine önceki yıllarda performansını gayet iyi bildiğimiz Turam gibi bir golcü de eklendi. Başında da iddialı bir teknik direktör var, Osman Özköylü. Pendik Spor biraz geçen sezonki Manisa FK şeyini de andırıyor. Hani Manisa FK'da böyle iddialı transferlerle girmişti. Sonra çok işler yolunda gitmemişti. Ama yani bakalım Pendik Spor geçen seneki Manisa FK gibi mi olacak yoksa geçen seneki Eyüp Spor gibi mi olacak, onu merak ediyorum ben. Hocam yani Pendik Spor tabii enteresan. Ya Osman Özgül'ü tutması önemli bence. Yani bu ligi de tanıyor. Bu ligde başarılı olabilecek teknik direktörlerden biri. Hırslı, bir oyunu olan, bir planı olan bir teknik direktör. İyi de transferler yapıyor. Mesela Leandro Capel önemli bir oyuncu. Altay'dan 4 yılda 25 gol 17 asist yapmış. 45-42 gole direkt katkı vermiş. Ve önemli bir oyuncu. Tabii Tiam 33 maç oynamış. Önemli bir oyuncu. Turam, Rogerio Turam, o da önemli bir oyuncu. Bu Eyüp'ten Enes Keskin'i aldı. Eyüp Spor takımı genç oyuncu. Bence göndermemeliydi. Daha çok şans verilecek bir oyuncuydu. Her zaman biz programlarda Eyüp Spor maçlarından sonra Enes niye bu kadar az oynadı, bu maçta niye oynamadı diye sohbetleri yaptığımızı hatırlıyorum ben. Eski kulübü zaten Pendik Spor. Orada kendini daha rahat gösterebileceğini düşünüyorum. Hasan Hatipoğlu geldi. Tabii defans oyuncusu önemli. Kaleye Burak Öğür aldılar. Burak Öğür geçen sene Ümraniye'nin şampiyonluğunda önemli katkı veren bir kaleciydi. Kale problemini çözdü sonuçta. Yani hocam birçok takım bu sene baktığınız zaman Bandırma şu anda kaleci arıyor. Samsunspor kaleci arıyor ki tabii Yakup'un bittiğini duyduk son girerken, onu bilmiyorum netleşmediğini. Henüz teyit edilmedi ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz durumu var orada. İşte kaleci arıyor. Yani Eyüp Spor kaleci arıyor. Yani işini kaleciye odaklanmış takımlar var. Burak Öğür alarak o problemini çözmüş bir Pendik Spor görüyoruz tabii. Ferhat Öztürk'ün aldığı Tuzla, her ne kadar biraz yaşı geçkin de olsa sol bek mevkiinde defansif olarak önemli bir oyuncu. Defansif. Ama ondan ofansif katkı beklemek yanlış olur. Ben Tuzla'nın birçok maçını Eyüp stattan seyrettim. Öne çıkmıyor. Kendi alanını bekliyor ama alanını iyi koruyor. Defansif katkı verebilecek bir oyuncu. Bir de tabii Alihan Tuncer diye Fethiye'den bir oyuncu almışlar son olarak. 37 maçta 22 gol atmış 3. ligde. Forvet oyuncusu. Bu da piyasaya çıkartabileceği bir oyuncu olabilir Pendik Spor'un. Tabii alttan çok büyük farkla gelen bir Pendik Spor biliyoruz. Yani uzak ara geldi. Yani oyuncuların çoğunun da gitmediğini biliyoruz. Takımın içerisinde birçok oyuncunun kaldığını görüyoruz. Osman Özköylü de geçen yıl oyuncuları biliyor. Mutlaka transferde de yetkisi mutlaka vardır. Osman Özköylü Pendik takımını bir yerlere mutlaka getirecektir. Yani Pendik takımında, hocam Pendik sahasında da deplasman oynamak kolay değildir. Yani Pendik'te çok böyle ateşli bir seyirci var. Ve orada
stat da dar böyle. Yani tribünler sahaya yakın. O tribünlerde, oralarda mutlaka orada oynayacaktır. Kriterlere uygun hale, TFF birincilik kriterlerine uygun hale mutlaka getirilecektir. Pendik takımı da hem seyirci gücüyle, hem teknik direktör gücüyle, hem aldığı oyuncuların gücüyle mutlaka bu sene ligin ilk 10'unun içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorum ben. Hocam ilk 10 dedik ama bir takımları bir görelim abi. Bütün takımları görmeden de ben şunu yapar, bunu yapar demek istemiyorum. Evet hocam, ilk 6 da ilk 10'un içinde mesela. yani o da onun için. Birinci sıra da ilk 10'un içinde hocam. Evet hocam. Özcan Pehlivan olur maç tahminlerine benzedi bu iş. Yani, ama yok ben gerçekten yani bir sahada görmek lazım. Bir 3-5 haftayı geçirmek lazım. Doğru söylüyorsun hocam. Tahmin yaparsan garanti tutturuyorsun zaten. Peki. Hocam konuşmadığımız kim kaldı? Tuzla Spor kaldı. Ya Tuzla Spor'da konuşulması en zor olan takımlardan biri. Yani Tuzla Spor takımı tabii baktığınız zaman yani transfer yapmak için transfer yapan takımlardan değil. Tuzla takımı her sezon başı sıkıntı yaşayan bir takım bakıyoruz. Ama bir anda birden bir transfer piyasasına giriyorlar. Hiç bilinmeyen oyuncuları piyasaya çıkartıyorlar. Biz de keyifle seyrediyoruz. İşte ama işte onlarda da bir çalış bir karış taktiği var. Yani bir yere kadar takımı getiriyorlar. Ondan sonra son haftalarda da ne oluyorsa oluyor. Değişik bir camia Tuzla Spor. Yani neden böyle oluyor bilemiyorum. Birilerini yakıyor hocam. Ondan sonra birilerini sevindiriyor. Nasıl beceriyor bilmiyorum ama yapıyor yani. Cenk Lerleci'yi transfer ettiler bu sene teknik direktör olarak. Tabii Menemen'den biliyoruz Cenk Hoca'yı. Tuzla takımı belki bu sene stadına kavuşacak mı acaba? Çünkü antrenmanları stadında yapıyor diye duydum. Stadını da kavuşan bir Tuzla Spor deplasmanı da zorlu bir deplasman olur. Yani Eyüp'te oynarken veya Olimpiyat Stadı'nda oynarken şartlar deplasman takımı için eşit oluyor. Ama orada bir seyirci yoğunluğuyla oynadığı zaman hocam deplasman her zaman adı üzerinde zordur be. Kolay değil. Bir de bir taraftar yoğunluğu olduğu zaman daha bir farklılık yaratır. Transferde ne yapmışlar diye bir bakarsak Bünyamin Yürür Ahmet Spor'dan ön libero onu transfer etmişler. Biz tabii Ahmet Spor'u seyredemediğimiz için 36 maçta 25 yaşında genç bir çocuk 36 maçta 2 gol atmış. Yani 36 maçı oynamak da az bir şey değil. Nuzuzi diye bir oyuncu, Nuzuzi Mata diye Molenbeek'ten yeni bir oyuncu aldı. 7 gol 2 asisti var. Molenbeek Belçika Ligi. Tabii biraz evvel ne dedim ben sana? Sürpriz oyuncular bulur. Belki de bu Tuzla Spor'un bulduğu sürpriz bir oyuncu. James Ademi'yi daha önceden söylemiştik. Tony Gomez'le birlikte. Menemen'den Tony Gomez'le birlikte. Tony Gomez'i parlatabilirler. Hocam Menemen yani Tuzla takımı böyle ilginç bir takım. Sağ sorununu halletmiş. Transferde de birkaç oyuncusunu mutlaka kaybetmiştir. Yeni bir teknik direktörle farklı bir Tuzla takımı da görebiliriz bu sezon ligde. Yani Tuzla Spor'un bir defa hocaya sabretmesini öğrenmesi lazım. Çok sık hoca değiştiriyorlar. Çok doğru. Yani bir numaralı hataları o. O hatayı giderirlerse mesela Cenk Laleci çok iyi bir teknik direktör ama sabredilmesi lazım. Hani adamın elinde sihirli değnek yok. Sabredilirse... Hiçbir teknik direktörün elinde sihirli değnek yok hocam. Sen şimdi o adama inanıp çağırmışsın. O teknik direktör de sana projelerini sunmuş. Oyuncu alternatifleri vermiş. Sen onun dediklerini yaparsan beklentin olabilir. Ama adam sana oyuncu alternatifleri sunmuş. Sen onun istediği hiçbir oyuncuyu almamışsın. Kendi istediğin oyuncuları almışsın ki birçok kulüpte bu böyle oluyor. Yani teknik direktörler artık yani transferlerde söz sahibi değiller gibime geliyor hocam. Biraz da bu TFF birinci ligde. O zaman da adam 3-4 hafta başarısız olunca ya sen takımı iyi oynatamıyorsun. Hadi kardeşim sen git. Yenisi gelsin diye bir strateji gidiyor kulüpler. Bu doğru değil. Bunu Tuzla Spor fazlasıyla yapıyor. Çok doğru söyledim. Katılıyorum sana. Evet, bakalım neler olacak. Hocam geniş konuştuk. Evet. İstanbul ve Marmara takımlarını.
Naci Hoca'yla da diğer takımları konuşacağız hocam. Naci Hoca'yla bir Ege takımlarını konuşmuştuk. Şimdi geriye kalan diğer takımlar işte Bolu Spor'da. Ya Bolu Spor'u nereye yazacağını şaşırıyorsun. Bolu Spor Marmara takımı değil. Karadeniz takımı diyeceksin. Haritaya göre öyle ama hani Karadeniz'in ucunda kalıyor. Yani öyle bir yerde. Spor'da ufak tefek haberler var mesela. Keçi öğrencinden Ercan'ı almış. Hocam sen şu yani gündem dışı, bizim bugünkü gündemimizin dışında derlediğin böyle küçük notlar varsa onları da bir söyle de yavaş yavaş kapatırız ondan sonra. Yani küçük notlar dediğim ufak tefek takımların şeylerini yazmışım. Gençler Birliği'nde Lima gitmiş, önemli. Yani ben önem veriyorum. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hem 10 numara hem 9 numara pozisyonda. Lua Lua da gitti tahmin ediyorum. Ama Metin Diyadi'nin kalması önemli. Seninle konuşuyorduk. Belki takımı da... Arda da gitmiş galiba oradan. Da gitmiş. 3-4 oyuncusu da gitmiş gençlerden. Belki İlkay İşler diye Beşiktaş'tan bir orta saha oyuncusu almışlar. Transfer tahtalarında bir problem var tahmin ediyorum. Onları aşabilirlerse o sorunları 3-4 transferle. Genç aşağıdan gelen oyuncuları mutlaka vardır. Onları göreceğiz. Tabii Bodrum'da Recep Aydın Altınordu'dan gelen geçen yıl 4 gol 4 asist. Altınordu'nun ligde kalmasında her ne kadar yaşlı da olsa Recep Aydın'ın transferi Bodrum açısından önemli. Keçiören Gücü'nde ne var? Keçiören Gücü Eyüp'ten Mikail'i almış. Mikail iyi oyuncu. Hem orta saha oynayabiliyor hem sağ bek oynayabiliyor. Keçiören'e katkı verebilir diye ben düşünüyorum. Bir de Ordu'dan Batuhan Akyüz diye bir oyuncu transfer etmiş. Tabii Samsunspor Amir Arli'yi almış. Yusuf Osmanoğlu'yu aldı bizim son konuşmamızdan sonra. Yusuf önemli, Samsunlu. Güzel bir ikili. Yusuf Abdioğlu. Abdioğlu, Osmanoğlu diyorum. Sen anla işte hocam ya. Osmanoğlu hocam, Sinan Osmanoğlu. O Ankara Gücü'de kaldı. Anla ikili ya onlar hocam. Alıştırdılar bize kendilerini ya. Sen anladın ya işte. Önemli olan o. Tabii ya, Deniz. Şöyle hocam, Sinan Abdioğlu Ankara Gücü'nde kaldı. Doğru söylüyorsun. Bravo hocam. Onu öyle söylüyor. Bravo. Hocam Denizli için bir iki söz söyleyelim. Denizli transfer tahtası kapalı. Hocam çok yaşım, güldürdün beni. Transfer tahtası kapalı ama Ömer Şişmanoğlu'nun kalması Denizli açısından önemli. Kadroyu korudular. O kadro bile bu lig için bence yeterli olabilir. Bolu Spor Landel'i aldı. Gökhan Alsan'ı aldı. Bakalım ne yapacak Gökhan. Samsun, Erzurum oralarda sorun yaşadı. Belki de Bolu'da yeni bir başlangıç olabilir. Göztepe'den haber, Turgay Altay teknik direktör olarak kaldı. Altay takımı gençlerle lige devam edecek. Yani tabii o gençlerle lige devam edecek ama Altay'la Göztepe takımı da bir an önce hamle yapmaları gerekiyor. Hocam çünkü bunlar büyük camialar, yani Süper Lig camiaları bunlar. Taraftarlar da beklenti içerisinde. Bu hamlelerde de ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Hocam 35 gün çok çabuk geçer. Rize Spor henüz bir hamle yapmadı. O da ilgiyle bekliyoruz. Rize Spor'un hamlesi bence Bülent Korkmaz'ın kalması önemli orada. Tabii kongre yaptılar, yeni başkan geldi. Malatya Spor kongre yaptı, yeni başkan geldi. Onlar önümüzdeki günlerde mutlaka hamle yapacaktır. Adana Spor Mustafa... Erzurum takımı dağıttı epeyce. Tabii Erzurum Spor takımın kadro şekillenmesi ve Muzaffer Bilezer tekrar devam ediyor. Bakalım neler yapacak. Ama işte süre daralıyor. Bir an önce tekrar alacağı vereceği oyuncuların kararlarını çok iyi vermeli. Manisa FK'da Levent Eriş teknik direktör oldu. Mert Kuyucu diye bir defans oyuncusu transfer ettiler. Afyon'da kampa girdiler. Onlar da çok büyük bir refleks göstermediler. Önümüzdeki 10-15 gün çok önemli hocam. Neden? Çünkü aldığın oyuncuları kampa yetiştirmen gerekiyor. O havayı soluması gerekiyor. Hem takımın havası hem idman temposu ki hazırlık maçlarında takımı şekillendirebilsin. Altınordu geçen yıl son çok zorlandı. Ligde çok zorlandı. Altınordu'dan da iki kelime bahsedelim. Ahmet İlhan Özek kaldı, onu söylemiştik daha evvel. Tabii Hüseyin Eroğlu gitti. Hüseyin Eroğlu'nun gitmesi yardımcı antrenör yerine geldi. Altınordu takımı da gene aynı yabancısız oynayacaktır mutlaka. Ama mutlaka iyi
altyapı oyuncuları yetiştirmesi gerekiyor. Madem gençlerle oynayacaksın, TFF 2. lig ve 3. lig piyasasından da iyi oyuncular transfer edip bu sene zorlandığı kadar zorlanmamalı. Çünkü bu sene lig daha zorlu geçer. Hocam Adana Spor dediniz, oradan cümlenizi tamamlamadınız, ben girdim araya. Adana Spor'la ilgili ne diyecektiniz? Adana Spor'dan bahsettik. İşte Mustafa Kaplan geldi. Hüseyin'i aldılar Samsun Spor'dan. Ahmet Kıvancı transfer ettiler. Hüseyin'i transfer ettiler, Çorum'un kalecisi. Tabii yani hocam, bunlar daha çok genç oyunculara yönelen bir Adana Spor görüyoruz ama bu tür takımlar da son dakikalarda hamlesi olan takımlar. Şimdi sen göreceli olarak kendinde, şimdi takımlar başlamıştır. Yani biz daha kuvvetliyiz, iyi transfer yaptık, şu zayıf kaldı, şu 6'ya giremez, şu 10'un altında kalır, bu düşme oynar diye düşünceler şu anda kurulacak düşünceler değil. Şöyle bir 15-20 gün transfer piyasasının devam edip hazırlık maçlarının başlamasıyla birlikte lige ne halde gireceklerini bir görmemiz lazım. Ondan sonra bu Adana Spor'da hamle yapmaya müsait bir takım. Evet, haberler bunlar hocam. Her şeyi söyledik. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bir saati aşan bir program yaptık sizinle. Güzel, zevkli oluyor zaten sizinle yaptığınız programlarda bol bol yapıyoruz, gülüyoruz. Acısını çıkarttık. Geçen yapamadığımız programın acısını çıkarttık. Evet, evet. Yine geciktirmeyelim hocam. Biraz daha transferler piyasasını falan, bir hazırlık maçları başlayacak. Onları izleyelim. Yine şey yaparız. Bir araya geliriz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Henüz tam olarak da iyileşmediğinizi bildiğim halde kabul ettiniz. Sağ olun, programa katıldınız. Hocam biraz kıvrandık. Sağa sol yaptık ama seyirciler de bizi affetsin. Gerçekten hafif bir ağrım var. Ama olsun. Yani ben seyircileri özlüyorum. Seninle konuşmayı gerçekten özlüyorum. Ben seninle futbol konuşurken başka bir moda giriyorum açıkçası. Bunu itiraf etmeliyim. Hoşuma gidiyor. Futbol muhabbeti. Futbol benim sevdiğim bir şey zaten. Böyle bilgi birikimi olan insanlarla onlara anlatmak, seninle konuşmak bana keyif veriyor. Yani futbolsuz günler bitsin de lig teknik analizlere başlayalım diye düşünüyorum ben de. Evet, evet, özledik hemen o günleri. Hocam bizim şeyimiz de, izleyicimiz de belli bir standardın üzerinde izleyici. Yani hakikaten yaptıkları yorumlara da bakıyoruz. Çoğunlukla bu işi bizim kadar bildiklerini de gösteriyorlar yaptıkları yorumlarla. Biz de çok yararlanıyoruz o yorumlardan. Kendilerine de teşekkür ederim. Bildik tabiri de çok doğru değil bence. Yanlış anlamazsan. Yani futbol ya 12 kuralı olan bir oyun. Herkes biliyor. Yani bilmeliler zaten. Ya biz onlara katkı vermeye çalışıyoruz sadece. Gerçekten ben yorumları okuyorum. Yani insanın, ya biz ne kadar uzun süre futbol oynasak da, yorumculuk yapsak da, bizim düşündüğümüzün çok üstünde şeyler düşündüğünü görüyorum. Bu da bana keyif veriyor. Evet, izleyicilerimiz gerçekten değerli. Onlara biz de çok değer veriyoruz. Yaptığı yorumlardan yararlanıyoruz. Abone olanları da daha çok seviyoruz, onu da söyleyeyim. Demek ki programın sonu gelmiş belli hocam. Evet hocam. Hocam ben Samsun'daki izleyicilerimizi cumartesi günkü imza gününe tekrar hatırlatıyorum ayrılırken. Size çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un kalbi Eyüp'e selam olsun buradan. Efendim ayrılırken. Seyredenlere çok selamlar. Abone olun. Eyvallah. Abone olun. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam.